Sevgili seyirciler, mandalina'dan reçel yapıyorlar ama Bodrum'da Türk kadını her yerde olduğu gibi burada da girişimci ruhunu ortaya koymuş. İki tane ablamız işletme kurmuşlar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Şükran Sert, ev hanımıyım. Evime destek olması için bu işe başladık. İki arkadaş, beraber ortak. İyiyizden memnunuz, yeni esnafız. Ne kadar oldu başlayalı? 2 yılımızı dolduracağız. 2 yılda bayağı ciddi bir aşama kaydetmişsiniz. Nereden aklınıza geldi bu? Vallahi ben çalışmak istiyordum. Arkadaşım böyle bir şeyler yapalım mı diye sordular. Vallahi çalışmak, para kazanmak istiyorum, evime destek olmak istiyorum diye. Ben tabii ki dedim olabilir yani, yapabiliriz. Öyle başladı vallahi, yoksa hiç aklımda yoktu böyle bir narinciye, mandalin reçeli yapmak. Öyle bir düşüncem yoktu yani. Bodrum'a geldiğimizde biz reçel imalatını duyduk ve dediler ki iki tane kadın girişimcimiz var, sizi özellikle tavsiye ettiler. Marka olmuşsunuz. Tebrik ediyoruz. İnşallah vallahi. Evet yani olduk sayılır, olmak üzereyiz diyeyim yani. İyi gidiyor işlerimiz. İnşallah bu sene daha iyi olacak. İnşallah. Peki mandalina'dan şimdi sevgili seyircilerimiz için bir reçel imalatı yapalım. Bakalım zor mu, kolay mı, ne gibi incelikleri var. Ama tiyoları vermeyin, sizin bir marka değeriniz var. Öyle gizli sırlarınızı vermeden mandalina'dan reçeli üretelim. En sonunda da biz bir tadalım. Tabii ki. Tabii. Ne yapacağız şimdi Şükran abla? Mandalinaları topluyoruz. İlk önce bahçeyi. Yeni topladınız değil mi? Evet, şimdi bahçeden toplayıp geldim bunu. Ondan sonra bunları bütün olarak haşlıyoruz. Kaynar suda. Bir iki sefer haşlayıp döküyoruz suyunu. Şimdi istersen bunları aşama aşama gidelim. Çok, bak kaynana diyor ki çok söyledi. Bu gelin kaynana, sevgili seyirciler, dünyanın her tarafında bu gelin kaynana arasında ben her programda değiniyorum. Ama burada kaynana gelin beraber çalışıyorlar ve çok güzel de uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Şükran abla diyor ki her şeyini söyleme diyor, başkaları anlamasın diyor, değil mi? Öyle mi diyorsun teyzeciğim? Gayet tabii. Senin ismin nedir? Benim ismim Fatma, soy ismim Sen. Gelinim Şükran. Ben onlara yardım için, onlar sıkıştığı zaman böyle gelip biraz elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Gelini de hep uyarıyorsun, aman şunu söyleme, bunu söyleme. Ama şimdi hepsini söylersek bunu herkes yapar, evinde de yapar, eşede de yapar. O zaman biz ne yapacağız? Ne satacaklar? Ama gelinin kulağını çekelim, her şeyi söyleme. Evet, şimdi yavaş yavaş başlayalım. İlk önce kaynatacak mısınız? Evet, ilk önce kaynatacağız. Kaynar suda kaynayacak. Ondan sonra soğuk suyu alacağız. Soğuk suda şoklayacağız, soğutacağız yani mandalinleri. Sonra onları soğuduktan sonra dilimleyeceğiz. O zaman şimdi sen çalışmaya başla. Sevgili seyirciler, şu anda Şükran abla çalışmaya başladı. Reçel nasıl imal ediyor? Dalından alınan mandalina sofralarımıza nasıl geliyor? Hep beraber izlemeye başlıyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi doğranılan mandalinalar tencereye alınıyor ve burada tekrar kaynatılacak, değil mi Şükran abla? Şimdi ocağa doğru gidiyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda kaynamaya başladı. Şükran abla kaynamaya başladı. Şimdi artık tabii biraz kaynayacak, koyulaşıncaya kadar çünkü kıvam. Ne kadar süre kaynaması gerekiyor? Vallahi hiç tutmadık ama biz artık iyice alıştığımız için göz kararı yapıyorsunuz. Göz kararı yapıyoruz çünkü kıvam arttırıcı hiçbir şey kullanmadığınız için epeyce kaynaması lazım yani. 1-2 saat kaynaması lazım. Evet. Şimdi bu herhalde 1-2 saat oldu kaynamaya, evet, başlayalı. Evet. Sevgili seyirciler, burada tabii ki otomasyon olmadığı için kendi el yordamlarıyla ve göz kararıyla yapıyorlar. Aslında orada o amatör ruh, o reçele lezzeti veren de o ruh. Yani burada otomasyon olsa her şey dakikasıyla kurallarına göre yapılacak. Ama burada hem kadınlar sevgilerini katıyorlar hem de o amatör ruhla yaptıkları için muhakkak surette farklı bir lezzet oluşuyor. Şimdi kaynamaya başladı, kıvam aldı mı? Evet, şu anda şimdi reçelimiz oldu. Şu an limon sıkacağız. Limonunu gezdirip 5 dakika kaynadıktan sonra indireceğiz ve kavanozlara koyacağız. Evet.
O zaman o işlemlere de başlayalım, programımıza devam edelim. Sevgili seyirciler, şimdi artık reçelimiz oldu. Kavanozlara konacak. Burada nasıl yapıyorsun Şükran abla? Şimdi tek tek ben bunları böyle şöyle dışa gelecek şekilde, yani görünümü güzel olsun diye böyle bu şekilde diziyorum mandalinaları tek tek. Sonra da şerbetini koyuyoruz üzerine. Sonra kapatıp konserve gibi ters çeviriyoruz. Sevgilisi ne zaman koyuyorsunuz? İlk başta mı koyuyorsunuz yoksa her aşamada var mı? Artık her aşamada var tabii ki sevgi. Şimdi severek yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet, severek yapıyorum. Çünkü mutfağı çok seviyorum. Onun için işimi de severek yapıyorum. Ben sevk ediyorum sizi. Evet, teşekkür ederim. Ne, bir daha söyle. Sevmeden iş yapılmaz. Her şeyi severek yapacaksın. Evet, sevmedin mi o iş yürümez. Sevmeden yaparsa ne olur? Ne olur? İştahsız iş o kadar olur. Ya yarım olur ya yapılmaz, hani düzgün yapılmaz. Her şeyi dikkatli, severek yapacaksın. Evet, şu anda reçel koyduk. Bunun içerisine bir de ne koyacaksın? Başka bir şey? Şerbetinden mi koyacağız? En son şerbetini, çünkü şerbete bir koymuyoruz. Biraz pütürlükler olduğu için süzüyorum onu. Daha şeffaf olsun diye. Evet, onu koyuyorum. Koyduktan sonra kapaklıyoruz. Evet. Ters, ondan sonra ertesi gün yıkıyoruz yani. Peki, bir gün bekliyorum. Evet. Yani şey olması için, soğuncaya kadar yani, vakumlanması için. Evet. Yani bir gün bekle diyorsunuz, öbürsü gün hazır. Yıkıyoruz, temizliyoruz, rafları yerleştiriyoruz. Sen devam et ablacığım. Sevgili seyirciler, işte Bodrum Reçel Evi. Burada kadınlarımıza destek olmak için markayı da söylüyorum. Bodrum Reçel Evi. İnternetten de araştırırsanız adres bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bodrumlu Şükran ablaya hem destek olmak hem de Bodrum reçelini tatmak için bu adresten ulaşabilirsiniz. Biz de biraz sonra tadacağız ama tahmin ediyorum güzel bir lezzet olacak. Şimdi paketlendikten sonra son halini de sizlere göstereceğiz. Ondan sonra da tadacağız ve programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şu anda da şerbetler konuyor değil mi Şükran abla? Evet. Şu anda şerbetlerini dolduruyorum. Çok da yani şeyine kadar kavanozun, çok da aşırı doldurmuyoruz. Kapağı. Evet. Kapağını yani, evet. Şerbetler de sevgili seyirciler bu şekilde konuyor. Şimdi ondan sonra kapaklanacak ve vakumlanması için kaynatma aşamasına geçilecek ve soğuduktan sonra artık kullanıma hazır. Rafta tabii ki festival için de hazırlıklar var. Onun için geceli gündüzlü çalışmışlar. Şükran abla biraz da yorgun. Bizim için tekrar bir üretim yaptılar. Burada kapaklandıktan sonra biraz sonra da lezzetine bakacağız. Bakalım Şükran ablanın sevgisi reçellere geçmiş mi? Geçmiş midir? Geçmiştir herhalde. Siz vereceksiniz kararı. Değil mi? Biz vereceğiz. Siz vereceksiniz. Ya bu şeyde ters mi koyuyorsun, evet, kapakları? Böyle yapıyorum. Vakumlanması için sıcak sıcak. Sevgili seyirciler, tabii ki reçel yapıldı. Ama bir tane reçel değil, birçok reçel olduğunu da görmüş oldum. Şuran abla, başka ne çeşitleriniz var? Domates. Domatesin reçel olur mu ya? Oluyor vallahi, çok da güzel oluyor. Siz yaptınız mı? Evet, biz yaptık. Domatesden reçel yaptınız. Evet, domatesden reçel yaptık. Onu bir görünce ben sanki turşu gibi gördüm. Yok değil, domates, evet, reçel. Başka ne var ablacığım? Mandalin marmelat yapıyoruz. Çok güzel oluyor bu da. Tekrar mandalin. Mandalin reçelimiz, çilek reçelimiz, bergamut reçeli, vişnemiz, ayvamız, incir, şeftali, turunç ve karadut. Bunların tabii hepsinin sezonu mu var?
değil mi? Sezonu var. Sezonu var. Her meyvanın zamanı. Zamanında yapıyoruz. Burada küçük şeyler gördüm. Bunları ne için üretiyorsunuz? Onları numune veriyoruz. Tadımlık dağıtıyoruz. Ve nikah şekeri olarak da yapıyoruz. Evet, harika bir şey oluyor. Nikah şekeri ve de yaptık geçen sene, çok yaptık. Bunu aynı zamanda otellerde de kullanılabilir değil mi? Evet, butik otellerde kullanılabilir. Her şey dahil biraz zor da. Biz butik otellerle, yani çünkü bizim fiyatlarımız birazcık yüksek geliyor. Çünkü şekerli olduğu için, biz hiç katkı maddesi kullanmadığımız için fiyatlarımız biraz olunca oteller, ama butik otellere veriyoruz. Yani eğer kaliteyi arıyorsanız, doğal organik reçel arıyorsanız doğru adres Bodrum Reçel Evi. Hemen buraya nasıl ulaşacaklar bir de sen söyle. Adres olarak Bodrum'un neresindesiniz? Ortakent. Ortakent'teyiz. Evet. Yerimiz yani çok basit. Peki web sitenizin ismi ne? Bodrum Reçel Evi. Bodrumreçelevi.com. Evet. Bodrum. Bir daha söyle. Bodrumreçelevi.com. Evet. Sevgili seyirciler, bodrumreçelevi.com'a girdiğinizde Şükran ablanın ve diğer Ayşe abla burada yok ama Ayşe ablayı da biz burada analım. Ayşe ablanın reçellerini burada görebileceksiniz. Web sitesini inceleyin. Kargoyla da gönderiyorsunuz değil mi? Tabii ki, tabii ki kargoyla gönderiyoruz. Anlaşma kargomuz var. Hı-hı. Gönderiyoruz. O zaman ne diyoruz? Buradan kameraya bakarak sevgili seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Onları bekliyoruz. Evet, bu kadar kısa ve öz. Evet, burada bekliyoruz. Hemen Fatma teyzeyi de yanıma alayım ben. Gel anacığım yanıma. Sen ne diyorsun? Şimdi buradan seyircilerimize bir söyle bakayım. Reçeli nasıl şey yaptı? Diyorum ki aynı evinde nasıl yaptılarsa yaptıkları şey gibi bunlar da elemi gösteriyle yapılıyor burada. Kaç sefer elimizden geçiyor günde. Hani rahatınla yiyebilirler, rahatını alabilirler. İçinde katkı denen hiçbir şey yok. Aynı. Başından kopardığımız gibi getirip burada yapıyoruz. Şeyden topluyorsun, geliyorsun, burada şişeliyorsun. Her şeyde el emeği, göz nuru var. Evet. Sevginizi katıp gönderiyorsun. Evet, afiyet olsun derim. Gelsin de buyursunlar. Tatsınlar bir kere. Şimdi dadanlar var ya, İstanbul'dan bir telefon geldi. Bulmuşlar şeyde, internette. Diyor, İstanbul'da bir arkadaşıma gittim diyor. Ortakent, Bodrum Ortakent'ten diyor. Açmış iki bayan diyor. Oradan alınmış diyor. Lezzetine doymadım. 10 kilo bana acele gönderebilir misiniz? Dün onu postaladık. Afiyet olsun gitsinler. Postalamışlar. Eğer siz de adresinize postalanmasını istiyorsanız hemen burada Şükran ablayı, Ayşe teyzeyi bulacaksınız. Diyeceksiniz ki bize reçel gönder. Mandalina reçeli gönder. Tam da sezonu. Hemen siparişleri Fatma teyzeyle beraber bekliyoruz. Hadi arayın artık. Evet. Hadi güle güle, iyi günler. Bay bay diyelim hadi. Bağlarım aman yeşil yeşil bağlarım. Bağlarım aman çekirdeksiz bağlarım. Yarim asker onun için ağlarım. Yarim asker onun için ağlarım. Sevgili seyirciler, mandalina'nın bahçesine geldik. Mandalina nasıl kesiliyor? Biz toplama diyoruz ama burada kesim olarak tabir ediyorlar. Yanımızda da bahçenin sahibi var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Akpınar, üreticiyim. İsmail abi, mandalina çok eski dönemlerde Bodrum mandalinası meşhurdu. Şimdi sıkıntı nedir? Bize hem mandalinacılığı bir anlatın, hem de ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Bodrum'a mandalin İstanköy Adası'ndan 1950 yılında geldi. 1970 yılına kadar 500 bin tane ağaç ve bahçe tesis yapıldı. Bu 50 ile 80 yıl arasında Bodrum ekonomisinin damgasını vuran bir üründür. 80 yılında turizmin hızlı bir şekilde rantının da gelişmesi bizi biraz geriletti ve burada ilk önde şey olan darbe yer mandalina ağaçları oldu. Daha sonra hızlı bir şekilde geriledi. Geldiğince tabii ne olacak? Başka tür, başka yerde başka ürünler çıkınca çekirdekli Bodrum mandalina biraz geride kaldı ama bizim dünyaca ünlü bir mandalinimiz var, coğrafi şeritimiz var. Bu kendine özgü, aromas kokusu olan bir üründür. Başka ürünlere benzemez. Evet. Ha işte biz de 2006 yılında birliği kurduk. Sırf sadece amaç mevcutlar korumak. Yoksa bundan sonra turizmin ön planda olduğu bir yerde ülke işte oteli yıkıp da var diye yapmaz. Yani bizim amacımız şeyi korumak, mevcutlar. Yani o da çok zor. Sektör çok
inşaat sektörü çok canlı. Rakamda olmayacak rantlar. Mesela işte şimdi ben 3 bin bakıyorum. Yani 3 bin misin? Benim ama aldığım para 2 bin TL yani eski yani çok önemli. Yani gittiği sıra gerileyen bir işçisi var. Mesela biz bu bahçene okuduk. 3 kardeşiz. Bizim ailemize baktı, evimizi yaptı, her şeyimizi yaptı. Sonra bakıyorum o bahçe ne kadar bahçe kaç aileye geçindiriyordu? Yani, bizim 9 dönüm bahçemiz vardı. 450 civarında şeyimiz vardı, ağacımız vardı. O bize bakıyordu yani. Biz 3 kardeş, 2 de anne baba, 5 kişiye rahat bakıyordu. Artı rahattık yani. Yani o yıllarda şimdi imkanı yok yani. İşte görüyorsunuz yani dibi dibinde, başı başında. Yani devletin tarım politikaları artı bilmiyorum işte yani Türkiye'de nedir de ne oldu da böyle bize bizim ürün ama her şeye rağmen korunmasını gereken literatüre bodulmanın önüne geçen bir ürün. Mesela herkes de işte tarih değer bakacağız. Biz de bu tarım değeri bırakmak istiyoruz. Yani biz onun için birlik olduk dedim ya. Yani bu çok değişik bir ürün. Yani bunu lütfen işte buraya Bodrum'a gelenler sahip çıksınlar. Yani işte bunun değişik ürünler var. Dokumu var, mamaya, kreçeri var. Bunlardan birliğe sahip çıksın ama zor. Gerçekten zor. Burada Bodrum Ziraat Odası kuruldu. Muhakkak bunun etkileri olacaktır. Ama tabii ki mandalinaya mandalina üreticisi sahip çıkacak ilk önce. Benim gördüğüm bu. Siz sahip çıkmazsanız başkaları sahip çıkmaz ki. Tarım arazilerine binalaşma yasak biliyorsunuz. Ya bu konuda tedbirler alınması lazım. Şimdi tamam doğrudur da şimdi mesela biz de bizim bahçelerde sahip çıkıyoruz. Ben başka yerden finanse edip sahip çıkıyorum. Şimdi mesela bu işte diğer yarımda da 150 bin ağaç kaldı. İnan ki bunun belki 150'si, 140'ı şeyden bakıyor. Başka yerden finanse ediyor. İşte turizmden gelirler, buradan var. Ona bir vefa borcu ödeyelim, imajından dönüyoruz. Yoksa yani şimdi mesela işte bizim ben kendime örnek ediyorum ya. Bir tane alacağım parayı, 3 bin lira. Yani bunun masrafı ve biz bu bahçe her gün geliyoruz. Ama niye işte bizim nesil var. Bu değişik bir şeydir mandalina işi. Yani mandalina bir tutku, onu gördüm. Evet. Evladımızdır. Mesela burası şöyle dalı şey oldu biz için sizler. Mandalina baş, toprak başka bir şeydir. Şimdi mesela benim oğlan var. Öldüğünü satarım bahçeyi. Bu nasıl da yani nasıl? Tamam başka bir şeydir ya. Şimdi şuna bakıyorsun görüyorsun işte. Yani buna gıyılır buna bakıyorum ya. Yani mandalina'nın Bodrum'un ileri gelenleri, belediye başkanı da, kaymakam da, valilik de buna sahip çıkması lazım. Zaten şu var şimdi, Cevazı Başkanı, belediye başkanı. Bunlar olmasa biz ne birlik kurabiliriz ne bir. Son zamanlara bakıyorum işte 3-4 senedir değişik bir canlanma var. Bu da işte belediye başkanı sağ olsun, bundan destek. Niye? Onlar da bunun sayesinde benim. Mesela işte Mamukoy'dan bundan okundu yani. Bunların temelinde de bu var. Turizm sonradan ama başka işte desin ki onlar da bahçe onlar ön planda. O zaman şöyle diyelim buradan. Bodrumlular vefa borcunu mandalinaya ödüyorlar. Para da kazanmazlar. Bu işi devam ettiriyorlar. Ama bu işten hem para kazanılması hem de bunun gelecek nesillere aktarılması için herkes taşın altına elini koyması gerekir diyelim ve mandalina kesmeye başlayalım. Doğrudur. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler burada biraz önce abimizin de söylediği gibi mandalina para kazandırmasa da biz çoluğumuzu çocuğumuzu bununla geçindirdik. Annemiz babamız bizim buranın geliriyle bizi bu hale getirdiler. Bizim vefa borcumuz var diyorlar ve mandalinaya sahip çıkıyorlar. Peki bu mandalina nasıl kesiliyor, neler yapılıyor? Onları da şimdi görüntüleyeceğiz. Hoş bulduk. Sizi şöyle alayım yanıma. Şey diyeyim, altın kızlar diyelim size değil mi? Ne dersen de ister altın kızlar der, ister... Ne derseniz deyin. Çalışan kızlar. Evet. Ne dersen deyin. Peki senin adın ne ablacığım? Benim adım Zehra Açık. Zehra abla. Evet. Benim Ayşe Karadal. Evet. Ayşe ile Zehra diyelim biz. Evet. Biz gelin görümceyiz. Gelin hanginiz evet. Gelinsiniz? Bu gelin ben görümce. Görümce zaten belli canım. Eli maşalı yani. Yok 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 maşalı yok elimizde maşalı yok. Maşalı değil. Yok yok. Çok severim. Birbirinizi gerçekten seviyor evet, musunuz? 40 senelik olduk biz birbirimize hani evlendik. Aynı bir senede evlendik abimle beraber. Biz aşağı yukarı 40 senelik evliyiz. Daha hiç birbirimize böyle bir ağır lafımız, bir yıllık bir şeyimiz yoktu. Bu Bodrumlu kadınlar çok enteresan. Yani görümce gelin, kaynana gelin herkes kanka olmuşlar birbirleriyle mi? Öyle olmasa geçirim olmaz bu dünyada tabii. Burada sen, ne yapıyorsunuz Zehra abla? Ne yapıyoruz? Mandalina kesiyoruz. Yani. Mandalina nasıl kesiyorsunuz?
Olmaz, kesiyor. Tutuyoruz dalından, keselim mi? Hadi kesmeye başlayalım. Göstereyim size. Bir göster bakalım nasıl. Öyle kesiyoruz işte canım. Ha, kolaymış ya. Evet, kolay kolay ama zorlu da var tabii. Ne var, ben de yaparım onu, ver ya. Yap. Sen sunuculuk yap. Evet, yap. Sen konuş şeyde. Nasıl kesiyorsunuz? Yenge kesin bakalım, ben göreyim sizi. Ne var ki, kolaymış. Ama bu mandalın bugün güzel. Bir de yaşlı kahveyle gelin, yağmur kahveyle. Yağmurlar da daha mı zor oluyor? O zaman ıslanırsın. Islanırsın. Ondan buradan buraya kadar su akar. Hadi. Her yerin ıslanır. Abla bunu kesmeye de geliyor. Kendisi kokup geliyor zaten. Tabii. Evet. Tamam, geçti. Ama şeyle kesince güzel oluyor. Evet, evet. Tabii, tabii. Mandalina kesmek mi kolay, sunuculuk yapmak mı? Bilmiyorum ki de. Hiç de kolay benim için. Çalışan insana her şey kolay olur. Sunuculuk da kolay mı sana? Tabii tabii, kolay. Benim için. Hani hiç Ayşe abla ile hiç konuşamadın. Niye konuşalım? Konuş bakalım diyor, kolaymış. Mandalina kesmesi kolay mı yenge? Çok kolay. Elimiz alışkın olduğu evet, için. Evet tabii tabii canım. Kaç senedir kesiyoruz, evet. Her zaman kesiyoruz. Başka ne soracaksın? Hiç soracak bir şey yok. Çocuğun da sorsana bari. Çoluk çocuğun var. Kaç tane var, çocuğun var yenge? 3 tane kızım var. Kaç tane torunun var? 6 tane torunum var. Abim ne yapıyor bu arada? Abim ineklere bakıyor. İneklere mi bakıyor? İneklere bayılca onlara bakamaz. Peki o zaman şöyle biraz yaklaş bu tarafa Ayşe teyze. Ha. O zaman şey, sen şimdi kim konuşuyorsa mikrofonu ona uzatacaksın. Ha. Ben konuşuyorum, bana uzatacaksın. Peki Bodrum'da kadınlar çalışıyor da erkekler de çalışıyor mu? Sen oraya uzatacaksın hemen. Onlar çalışır, onlar da beraber birleşik olduğumuzda o da çalışır, yardım eder bize. Mesela Karadeniz'de kadınlar genelde çok çalışır, erkekler fazla çalışmaz. Ama eşittir bizde, yani. Bizde öyle yok. Bizde eş de çalışır, koca da çalışır, kadın da çalışır mesela. Benim işim yazın deve çeker, turizm. Turist bindirir. Ben de ev temizliğine giderim. Hiç boş günümüz yoktur. Evet. Denize giriyorsunuz mu hiç? Denize girmeye fırsatımız evet. Olmayardık. Evet. Ben de temizlik evet. Yapıyorum eski Yalım Otel'de. 35 senedir oradayım. Orada emekli olacağım. Başka çaresi yok galiba. Emekli daha gençsiniz ya. Siz, sen benim mesleği alacaksın elinden, en iyisi ben tabii. Rolleri değiştirelim. Daha da bırakırsa alır giderim. Peki iyi bir mandalina bahçesi nasıl olmalı? Bilginiz var mı bu konuda? Nasıl olmalı? Bahçeye bakarsın iyi mandalina olur. Bahçeyi sürersin, budam yaparsın, ilaç verirsin, iyi bir mahsul alırsın. Ama bakmasın, bakarsın bağ olur, bakmasın ne olur? Dağ olur. Evet. Peki bu bahçeye iyi bakılmış mı? Yok, bence bakılmamış. Biz aşağı yukarı 15-20 sene bir bahçede durduk. Çiftini sürerdi eşim. Sulardık, budam yapardık, badana yapardık ağaçlar şuraya kadar. Mandalina güzel olurdu. Yani neye bakarsan bak, iyi bakarsan iyi ürün tabii, olur diyor. Her şey aynıdır yani. Misal şöyle bir şey söyleyeyim. Sözüm dışarıya. Siz tıraş olduğunuz zaman bir güzellik olur. Olmadığın zaman ne olur? Sevgili seyirciler, işte burada Zehra teyze lafı soktu bize, incitmeden, çaktırmadan. Tıraş olursan dedi, bakımlı olursun. Tıraş olmazsan işte böyle olur. Aşk olsun be. Ağaç da öyle. Ağaç da öyle. Ya ben şimdi bakımsız bir ağaç mı oldum? Bilmiyorum, onu siz kendinize sor. Kendinize sormanız lazım. Benim moral bozuldu. Yok yok, bozma. Şimdi moda böyle. Moda mı böyle? Evet, moda böyle. Boş ver. Bakımsız ağaç moda mı? Yok yok yok, moda böyle. Yok, erkekler şimdi sakal koyuyor. Saçını sadece moda olur. Benim saçım da sen saç uzun. Bir de pantolonla falan da kıyafet nasıl olmuş? Tarz mıyım? Tarzsın da o zaman şöyle. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, mandalina bahçesinde hem güzel bir sohbet oldu hem de mandalina nasıl toplanıyor bunu görmüş olduk. İnşallah festivalde de bunu tanıtacaklar. Ama biz Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Bodrum'da da Bodrumlu kadınlarımızı tebrik ediyoruz. Çok çalışkan bir halkımız var. Allah size kolaylık versin, sağ ol, uzun ömür versin. Sağ olun, kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Sevgili seyirciler, programımız kaldığı yerden devam ediyor.